Türkiye Sigorta Reasurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sunar. Efendim günaydın. Haftanın ilk iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Malum dün tıp bayramıydı. Dünden itibaren bir Türkiye'de sağlık sistemi ve sağlıkla ilgili konuşmalar başladı. Geçtiğimiz hafta da Sayın Başbakan sağlık çalışanlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Biz gündemi çok fazla ayrı gayrı olmayalım diye bugün de sağlık sigortalarını gündeme getirmek istedik. Özel sağlık sigortalarını gündeme getirmek istedik. Aynı zamanda son günlerde kamuoyunda tartışılan ve bilinen yönüyle tamamlayıcı sağlık sigortasını gündeme getirmek istedik. Ve stüdyomuzda da Acı Badem Sigorta Genel Müdürü Sayın Sayın Gökhan Gürcan'ı davet ettik. Ee, merak ettiğiniz varsa özel sağlık sigortaları ve sağlık sigortaları ile her, zaman olduğu gibi bakış programına sorabilirsiniz. Efendim bakış etabertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda programın e, Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden de sorularınızı sorabilirsiniz. Hoş geldiniz Sayın Gürcan. Hoş bulduk. Efendim arkadaşlar bulduk. bir küçük haber hazırlamışlar. Genel sağlık sigortasındaki bir genel bir tabloyu çıkarmışlar. Film üretimlerini koymuşlar biz sizden üretim üretim fazla konuşmayalım. Detayına girelim. Önce Aynen. o yüzden arkadaşlar e, haberi bir izleyelim. Ondan sonra da sohbete başlayalım. Efendim Aynen. bir ufak haberimiz var. Bir izleyelim Sonra da sohbetimize başlayalım. Sigorta sektörü 2015 yılı Ocak sonu istatistiklerini açıkladı. 2015 yılı Ocak sonu itibariyle toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %10.8 artış gösterdi. Sektörde sağlık branşında 3 milyon 191 bin sigortalı bulunurken Ocak ayında 635 bin liralık prim oluşturuldu. Geçen yılın aynı dönemine göre %22'lik değişim yaşayan özel sağlık sigortaları 2014 Ocak ayında 547 bin liralık prim üretebilmişti. 9 milyon kişinin sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan istihdam edildiği Türkiye'de özel sağlık sigortalarında büyüme geçen yıl %17.89 olarak gerçekleşti. Sağlıkta birçok düzenleme yapan sektör geçtiğimiz yıl içinde iki önemli değişikliği imza attı. Sigortalı ile sigortacı arasında uzun yıllardır anlaşmazlıklara neden olan ömür boyu yenileme garantisinin şartları değiştirildi. Yenileme garantisinin aynı planla ömür boyu yapılabilmesi, bunun da özel şartlarda belirtilmesi zorunluluğu getirildi. Bu uygulamanın ardından yabancılara da özel sağlık sigortası uygulaması devreye girdi. Türkiye'de oturma izni bulunan 2 milyon 442 bin yabancının oturma izni alabilmesi için özel sağlık sigortası zorunlu hale getirildi. Özel sağlık sigortaları kapsamında bulunan riskli hastalıklar sigortası da poliçelerde önemli ölçüde pay olmaya başladı. İnsan hayatını önemli ölçüde etkileyen kanser, inme, kalp krizi, açık kalp ameliyatı, karaciğer ve böbrek nakillerini kapsayan teminatlar 90 günlük bekleme süresi sonunda teminat kapsamına dahil edilebiliyor. Evet efendim, özetle durum böyle. Acaba Adem Sigorta Genel Müdürü Gökhan Gürcan bizlerle. Şimdi Gökhan Bey bildiğiniz kadarıyla özel sağlık sigortası Türkiye'de çok yaygın bir e, hale gelemedi. Yani yıllardır hep aynı sıkıntıyı yaşarız. Yani son zamanlarda da bakıyorsunuz ağırlıklı olarak bu e, şirketlerin, e, büyük şirketlerin ise çalışanları için verdiği bir hak haline. Geri kalan bireysel fazla Biz özel sağlık sigortası da nerede görüyoruz? E, Yanlış yapıyoruz ki bir türlü onu tabana yayamıyoruz. Aslında nerede yanlış yaptığımızdan ziyade olayı nasıl yönettiğimizle alakalı aslında bir durum bu. Çünkü Türkiye'de e, toplumun önemli bir kesimi devlet tarafından sağlık güvencesi sunulmaktadır. Diğer taraftan SGK anlaşmalı hastaneler vasıtasıyla da bu imkanlar toplumumuzda genişletildi. E, sağlık sigortası, özel sağlık sigortası müşterisi'nin beklentisine baktığımız zaman. ...aslında daha lüks hizmete, daha gelişmiş teknolojileri istedikleri doktordan, istedikleri hastaneden alabilmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu talebi yaratan kesim ise göründüğü kadarıyla metropollerde yani bireysel yaşam tarzı oluşmuş, gelir seviyesi belli bir düzenin üzerine çıkmış kişilerde görünmektedir. Dolayısıyla %2 gibi düşük bir penetrasyon görünmesine rağmen aslında hedef kitle olarak baktığımız zaman özel sağlık sigortasının o kadar da düşük olmadığını söyleyebiliriz. Devletin verdiği sağlık hizmeti iyi mi? Gayet iyi. Gayet Öyle iyi. Mi? Yani devlet gerçekten e, eskiden beri iyiydi ama teknolojiyle, yeniden yapılanmasıyla, sağlıktaki ile beraber önemli bir toplumun çok önemli bir kesimine yüzde 99'una neredeyse sağlık hizmeti götürebiliyor. Bunun helikopterleri, ambulansları gerçekten son teknolojide donatılmış bir şekilde. Diğer taraftan bu SGK anlaşmalı özel hastane kavramı da yaratmasıyla toplum halkın ulaşılabilirliği artmış durumda. Yani zaten devletin bu kadar iyi bir sağlık hizmeti verdiği yerde özel sağlık sigortası ancak belli bir kitleyi kitlenin alabileceği bir ürün değil mi? Çok da fazla gerek yok. Yani biraz da belki Otelcilik hizmeti falan gibi değil mi? Ee, doğru, haklılık payı var. <laughs> Ama bu şunu da getiriyor maalesef. Devlet, kamu böyle bir hizmeti vermeye devam ettiği müddetçe... ...kamunun üzerindeki bütçe yükü de kontrol edilemez şekilde artmaya başlar. Tamam hadi o zaman farklı bir yönden bakalım. Evet. Edebilir mi? Yani devlet bu mevcut e, hem ücretsiz hem de kaliteli sağlık hizmetini vermeye... Ya ...bu yapıyı sürdürebilir mi? Evet. İngiltere sürdürebiliyor mu? Almanya sürdürebiliyor mu? İtalya'sı, İspanya'sı, Yunanistan'ı sürdürebiliyor mu? Hatta Amerika'sı sürdürebiliyor mu? Aslında bizim sürdürüp sürdüremeyeceğimiz ilişkin cevabı bu ülkelerden aslında verebiliriz. 10 yıl öncesinde, 12 yıl öncesinde gayri safi yurt hasıladan aldığı pay 4.3'ler seviyesindeyken sağlık harcamaların bugün %7'leri geçti. Ve toplumumuzun genç olduğunu söylüyoruz. Yani %50'si 30 yaşın altında, ortalama yaş 29.7. Risklerimiz gittikçe artıyor, yaşlanıyoruz. Yaşlı bağımlılık oranımız %9'lardan %30'lara çıkacak 2040'lı yıllarda. Dolayısıyla bu sistemin herhangi bir devlet mekanizması tarafından vergiler kanalıyla sürdürebilmesi çok ama çok zor görünüyor. ya O yüzden bir alternatif modeller mi yaratmak Kesinlikle, gerekiyor? Kesinlikle alternatif modeller Peki o alternatif modele geleceğim de... <laughs> Ee, tamamlayıcı sağlığı konuşacağız. Çünkü alternatif model benim de gördüğüm kadarıyla o gibi gözüküyor şu anda. Bir şekilde tamamlayıcı sağlık, destekleyici sağlık, fark sigortası dersiniz. Tabana, tabandan vergi kanalıyla aldığınız kaynağı ticaret kanalıyla almaya doğru dönmeniz gerekiyor. Peki ona geçmeden önce şu e, yani halen okuyuculardan da yani yayın başladı, sorular gelmeye başladı. Bizim de bildiğimiz bir şey vardır. Özel sağlık sigortası pahalıdır. Yıllardır bu böyle bilinir. Eee Bugün de pahalı mı? Yani pahalı mıydı, bugün de pahalı mı? Ya, tabii e, bu cümleyi kimin söylediğiyle çok alakalı aslında. Bizim özel sağlık sigortalarımızın satış fiyatlarını yine herhangi bir çok düşük gelir seviyeli olan Avrupa'daki bir devletle kıyasladığımız zaman pahalı değil, hatta ucuz. Ama asgari ücretin işte bin lira olduğu bir e, ekonomide sağlık sigortasının, bireysel sağlık sigortasının işte bin liralar bin liralar seviyesinde olduğu ortamlarda pahalı olarak nitelenmesi de doğaldır. Ama aldığınız hizmet, aldığınız özel hastanelerden aldığınız özel teknolojilerle aldığınız hizmetle kıyasladığınız zaman bu e, tutar hiç de pahalı değil. Hatta ileriki dönemlerde artabilecek öngörüsünü de biz taşıyoruz. Primlerin artacağı Primler mı? de artacaktır. Çünkü e, bir Özel hastanelerde doktor muayene ücreti işte 100-150-200 liralar seviyesindeyken Avrupa'da bir özel hastanede doktor muayene ücreti 300 dolarlar seviyesindedir. Bir de şey var yani senede hani 2-3 bin lira belki 4 bin lira falan bir prim veriyorsunuz evet. ama bir ameliyat, bir operasyon geçirdiğinizde 40-50 bin lira daha fazla 60-70 bin liralara tabii, çıkıyor. Tabii Hatta ben size şöyle bir yaşanmış bir örneği söyleyebilirim. Bir sigortalım Allah rahmet eylesin vefat etti. 1000 lira... Sağlık sigortası primi almıştım. Hı hı. Ödediğim tazminat 1.1 milyon TL. Ciddi bir fark oldu. 1.1 milyon TL. Zaten sağlık sigortası aslında sigorta kavramı burada ortaya çıkıyor. Yani doktor muayene ücretlerinin karşılanması olarak değil de gerçekten sağlık riskleriyle karşı karşıya kaldığımız zaman o bütçemizin, hane halkı gelirimizin karşılayamayacağı tutarın sigorta şirketi tarafından karşılanabilmesi aslında büyük bir nimet. Düşünsenize bir anda 100 bin lira, 150 bin lira çıkmıyor. Peki. Ee, sorular var. Şurayı da şu soruları, yani şu özel sağlık sigortası örnek soruları bitirmek istiyorum da hı hı. sonra tamamlayıcıya geçelim istiyorum. Hı, hı. Ee, Hayati Bey şöyle bir soru soruyor. Özel sağlık sigortasından bahsediyorsunuz. Ee, olası bir hastalık çıktıktan sonra yenileme döneminde ya çok yüksek bir prim istiyorlar ki bunu karşılama imkanı doğmuyor ya da o hastalığı kapsam dışı bırakıyorlar. Bahsettiğim kalptir, tansiyondur. Evet, bu da sık duyduğumuz bir eleştirilerden biridir. Çok haklı. Nedir aşkına? Çok size? çok haklı bir eleştiri aslında. Doğruluk payı var herhalde ki insanlar %100, yaşıyor yani. %100 doğruluk payı var ama doğruluk payı iki açıdan ele alınması gerekiyor. Birincisi sistemin nasıl işlediğini bilmememizle alakalı bir durum. İkincisi ise istediğimiz tutarın karşılanmayacağı ile alakalı bir durum. Şimdi ömür boyu yenileme garantisi bir kavram vardır sağlık sigortacılığında. Bu kişi sisteme girdikten sonra aslında sistemde 3 yıl, özellikle 3 yıl, kimi şirketi görüyor 4 yıl, 2 yıl değişebiliyor. Kaldıktan sonra bir kazanılmış hakka dönüşüyor. Ondan sonra sizin bu hakkı kazandıktan sonra, kalp probleminiz de olsa, karaciğer probleminiz de olsa, kanser probleminiz de olsa biz hiçbir sigorta şirketi, acıbadem sigorta dahil buna istisna koyamayız. Bu muafiyet dahilindedir diyemeyiz. O süre bir süre nedir bu süre? Bir süre. Gene bizde 3 yıldır bu süre. Genelde bütün genelde genelde anlayacak. genelde 3 yıldır. 3 yılın üzerinde kalırsanız sistemde bu bu 3 yıllık süre boyunca da sağlıklı sigortalı kavramı ile e, eşleşirseniz biz size bu garantiyi veriyoruz. Tamam muafiyet koyamazsınız ama primleri arttırabilirsiniz değil mi? Böyle Peki, bir hakkınız var. Şöyle o da ömür boyu yenileme garantisi almış bir kişi de hı hı. o risk diyelim ki 8. yılında oluştu. 8. yılından sonra o riskin oluşmasından ötürü herhangi bir prim artışı da yapamazsınız. Ömür boyu yenileme garantisi vermişseniz. Hı. Peki. Alternatif model tamamlayıcı sağlık sigortasıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası, destek sigortası, işte SGK'yı tamamlama sigortası bir kavram karmaşası evet, yaşanıyor. Evet, ben ona evet. tamamlayıcı sağlık sigortası diyorum. Yazılarımda da tamamlayıcı sağlık sigortası diyorum. Bir bir kere doğru mu söylüyorum. İkincisi model nedir tamamlayıcı sağlık sigortası da? İki senedir uğraşıyorsunuz orada da bir tabana yayılma olmadı bir türlü. Olmadı. Şimdi tamamlayıcı sağlık sigortası aslında e, kelime olarak çok yapılmak istenenle özdeşleşmiyor. Bugünlerde yapılan çalıştaylarda da gündeme geldiği üzere bu kavramı tamamı sağlık sigortasından ziyade fark sigortası ya da destekleyici sigorta olarak adlandırmamızın daha doğru olduğu konuşulmakta. Hı hı. Nedir destekleyici sigorta? Aslında biraz önce konuştuğumuz gibi as devlet kamu bütün sağlık hizmetlerini vatandaşa sunuyor. Herhangi bir istisna gözetmiyor. Yani şunu demiyor karaciğer hastalıkları benim sunduğum sağlık hizmetleri evet. kapsamında değildir demiyor. Dolayısıyla kamu tarafı diyor ki tamamlanacak bir şey yok. Ama özellikle SGK anlaşmalı hastanelerde Sağlık Bakanlığı ve SGK bu hastanelerin SGK'nın ödediği kısmın %200'üne kadar evet. olan kısmını <laughs> vatandaştan isteyebilirsin hakkı hastanelerin tanıdı. Dolayısıyla şunu yapabiliriz biz. Sen herhangi bir özel hastaneye gittin, SGK anlaşmalı hastane, SGK'nı kullanmak istiyorsun ama diyor ki hastanenin %200 bakiye var, onu ne yapacağız? O zaman da işte cebinden destekleyici sağlık sigortasını çıkarıp onu da destekleyici sağlık sigortamla ödemek istiyorum diyebilirsiniz. Bu büyük operasyonlar için de Çünkü bildiğimiz Hepsi kadarıyla geçerli, evet. e, Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK sağlık uygulama tebliği süt üzerinden bir ödeme yapıyor. Bu da çok düşük bir ödeme. Çok yani düşük, şimdi, değil mi? Evet. ben çünkü hastanelerle konuştuğumda evet. yani bu bir de son zamanlarda ciddi bir artış yok zaten bu süt fiyatlarının. 7-8 yıldan beri artmıyor. Ciddi. Evet. Yani dolayısıyla hastaneye SGK anlaşmalı özel bir hastaneye gittiğim zaman ben ciddi bir fatura ile karşılaşıyorum ve SGK'nın çok az ödediğini görüyorum o fatura sonucunda. Yani diyelim ki büyük bir operasyon olursa evet. 30 40 bin liranın 15 bin lirasını ödüyor. Siz şimdi bu geri kalan 35 bin liraya talipsiniz. Doğru mu? Doğrudur. Aynen Peki sistem öyle. her türlü yasal altyapısıyla hazır mıdır şu anda? Ee, hazır <laughs> diyebiliriz. Burada aslında bir problem görünmüyor. Ee, biz devletin 30 bin liralık bir diyelim hastanenin 30 bin liralık ameliyatın 10 bin lirasını 15 bin lirasını ödüyorsa biz diğer 15 bin lira 20 bin liraya talibiz. Bunu ödeyebiliriz. Burada bir sıkıntı yok. Fakat temelde şöyle bir farklılık var. SGK'da herhangi bir sorgu sual olmadan sisteme katılma durumu var. Ama özel sağlık sigortacılığında ise belli ilkeler var. İşte şu kadar adet kullanabilirsin, şu hastalığa ilişkin bekleme sürem var. İşte e, poliçeyi almadan önce hamile kalmamış olman gerekiyor. Doğumda bekleme süren var. Neden tabana yayılmadı dediğinizde ya doğumda. Evet. Bakın SGK bilinci ile biz sağlık sigortacılığını anlamış bir toplumuz. SGK siz hiç gördünüz mü? Eşiniz hamile ya SGK'ya girmeden hamile kalmış ben bunu ödemiyorum diyen bir devlet hastanesi gördünüz mü? Mümkün değil. Ama biz ne diyoruz özel sağlık sigortaları? Bunu ödemiyoruz diyoruz. İşte eğer ki biz farklı bir model yaparsak gerçekten SGK'nın benzer yapısında çalışan bir model yapar isek halka bilmediği şeylere engel olarak sunmayan bir model yapar isek bu tabana yayılır. Elinizi kolunuzu bağlayan mı var? Yok. Tabana yayılması için büyük rakamlar kanunun geçerli olması gerekiyor. Orada da sigorta şirketleri olarak beraber hareket etmek gerekiyor. Bir sigorta şirketinin bir Don gibi yel değirmenlerine karşı savaş açmasına Ama benzer kalkamazsınız bunu. Yani, kalkamazsınız yani. Şey. Yani bakın sağlık sigorta şirketi ben hep söylerim holding batırır. Tabii tabii. O garanti. kadar büyük garantiler veriyorsunuz tabii. ki, teminatlar veriyorsunuz ki bununla başa çıkması e, bin mümkün liraya, değil. 1000 liraya 1 milyon TL verirseniz batırır. Aynen öyle. Dolayısıyla sisteminizi çok iyi kurgulamanız gerekiyor ve sağlık sigortacılığı gibi destekleyici sağlık sigortacılığı bir kavramın da diğer sigorta şirketleriyle beraber doğru kurgulanması ve doğru anlatılması gerekiyor. Özel sağlık sigortası diş tedavilerinde ne kadar faydalıdır? Diş tedavileri genelde özel sağlık sigortalarında kapsama girmez. Bey. Peki seri soracağım, seri Tabii. cevap rica, rica edeceğim. tamamlayıcı Sağlık sigortası ile ilgili. Yaş sınırı var mı? İlla e, sosyal güvenlik kurumuna bağlı mı olmak gerekiyor? İki ayrı soru. Destekleyici sağlık sigortası. Tamam, evet tam, destekleyici. E, sigorta şirketinin çıkardığı ürüne göre yaş sınırı vardır. Öyle mi? SGK olduğu için, tamamlayıcı olduğu için e, bir şekilde SGK tarafından desteklenen bir model olması gerekiyor. Bir bağlılık olması gerekiyor. Peki primler ucuz mudur diğerlerine göre? Primler diğerlerine göre göreceli olarak ucuzdur. Ya nasıl yani? Bire ee, e 3 oranında, bire 2 oranında aralığında diyebiliriz. Yani 100 lira ise özel sağlık sigortacının e, sigorta prim. Burada işte 300 lira diyebiliriz, 500 lira, 300 lira, 500 lirası diyebiliriz. Peki tüm hastaneler için geçerli mi? Hayır, tüm hastaneler için sadece SGK anlaşmalı hastanelerde, SGK anlaşmalı doktorlarla beraber geçerli. İşte burada zaten bu sistemini genişlemesi için, Biraz burayı uzatmak isterim izninizle. Tabii. Ee, diğer hastanelerde de yani özel hastane, lüks hastane dediğimiz hastanelerde de SGK'mızın kullanabileceği bir model olur ise hı hı. o zaman hem e, özel sağlık sigortasına sahip olan kişiler mükerrer olarak devlete ödedikleri primden faydalanmış olurlar hem de tabana yayılma hızlandırılmış olur. E Emin Bey şöyle bir soru soruyor. Devletin verdiği sağlık hizmeti çok iyiyse özel sağlık sigortası neden gerek var diyor. Tamamlayıcıdan bahsediyor yani bizim bahsettiğimizden. Ama işte o aradaki farkı biz tamamlatmaya çalışıyoruz değil mi? Bütün ya tabii şey veriyor. var. Şimdi işte devletin verdiği özel sağlık hizmeti tabii ki doktor hizmeti nezdinde baktığımız zaman bir problem taşımıyor. Tabii aslında Gökhan Bey pardon bu daha çok büyük şehirler için geçerli. Yani Anadolu'da için böyle yani. bir problem yok zaten Yok. Anadolu'nun zaten vatandaşın da böyle bir talebi de aslında çok fazla yok. Ama siz Andol'da da dahil olmak üzere özel odada kalmak istiyorsunuz. Devlet bunu böyle karşılamıyor. Ben öde, özel odada kalmak istiyorum diyorsunuz. İstediğim doktora ameliyat olmak istiyorum diyorsunuz. İstediğim zaman olmak istiyorum diyorsunuz. İstediğim robotik cerrahiyle olmak istiyorum diyorsunuz. İşte burada devletin tabii ki belli kuralları var. Orada da buna ulaşabilirsiniz ama çok mesafe kat etmeniz gerekir. Özel sağlık sigortacılığında ise, destekleyici sağlık sigortacılığında ise bu işler biraz daha kolaydır. Peki son bir dakika sisteme giren, yani sistem iki senedir uygulanıyor. Var mı bu? Belli bir kitle ulaştı mı yani? Ee, sistemde insanlar var ama ulaştı mı derseniz hayır. Yani e, attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmedi. Neden? Biraz önce anlattığımız sebeplerden dolayı. Şu anda 70-80 bin civarı, belki 100 bin lira anca varmaya başlamıştır. Ve büyük oyuncular da bu pazara girmesine rağmen maalesef ulaşamamıştır. Çünkü bireyin aklındaki yani gelir seviyesi, hani halkı gelir seviyesi 2.000-2.500 lira olan kişinin aklındaki model SGK benzeşik bir modeldir. Siz o modeli sunmazsanız toplum bunu kabul etmekte zorlanıyor. Peki toparlıyoruz ama çok kısa bir cevap rica edeyim destekleyici sağlık sigortasından bahsediyoruz. Ortalama bir SGK'nın sigortalının yıllık ödeyeceği takribi nedir? Siz bu işi yapıyorsunuz. Bu basit bir fiyat 3 aşağı 5 yukarı oynar. Ee, 700-800 lira yıllık primle destekleyici sağlık sigortası alınabilir. E fiyatı uygun çok makul yani bence mankul. de yani çünkü çok yani orada 30 yani 700-800 lira dediğiniz zaten iki evet. doktora gittiniz mi o farkı Aynen öyle. Neredeyse çıkartırsınız. Tabii tabii, tabii. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın ben Gürcan yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet efendim programımızın sonuna geldik. Acı Badem Sigorta Genel Müdürü Gökhan Gürcan bizlerle birlikteydi. Sorularınız çok ama süremiz bu kadar kısıtlı. Önümüzdeki günlerde tekrar sağlık sigortasını gündeme getirsek ki getireceğiz. O zamanki konuklarımıza sorarız. Efendim yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği bakış programını sundu.